Yani biraz duygusal bir şeyle başlamak istiyorum. Yani rahmetli babanız Sayın Muzaffer Özdağ 1990 yılından itibaren vefat ettiği güne kadar Türkiye-Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı'ydı. Tabii yani aileden gelen bir Azerbaycan sevgisi var. Ve şunu sormak istiyorum. Yani Azerbaycan sizin için ne ifade ediyor? Azerbaycan Türkiye benim için ne ifade ediyorsun? İfade ediyor. Yani Türk dünyası bir insan vücudu gibi anlatılırsa gövde Türkistan'dır. Boğazımız Azerbaycan'dır ve başta Türkiye'dir ve Türk dünyasının birleşme noktasıdır. Güney ile kuzey ile öyle söyleyeyim. Bakü'de havalanına indiğim zaman İzmir'e binmişim gibi düşünürüm. Sokaklarda yürürken Muğla'da yürümüşüm gibi hissederim. Onun için Türkiye ile ilgili ne hissediyorsam, Azerbaycan dertleriyle ilgili, sevinçleriyle ilgili, zaferleriyle ilgili, mağlubiyetleriyle ilgili, başarılarıyla ilgili aynı şeyleri hissediyorum. Ve evet, bu bizim bütün ailemize de olan bir sevgidir ama bütün Türk milletinde olan sevgidir aslında. Yani ilk sanırım ilk kuruluşta Türk dünyasını ilk ziyaretinizi de Azerbaycan'a yaptınız. Evet, Zafer Partisi'nin kuruluşundan sonra ilk ziyaretimizi Azerbaycan'a yaptık. Bakü'yü ziyaret ettik, Gence'yi ziyaret ettik. Ermeni saldırganların yapmış olduğu tahribatların izlerine gittik, şehitliklere gittik, dua ettik. Ve her yerde Azerbaycan'ın büyük zaferinin nasıl kıvançla kutlandığını gördük ve biz de övündük. Yani o döneme tekabül etti değil mi? Zafer günlerine sanırım. Zafer günlerinden hemen sonraydı. Hemen evet. Sonraydı. Güzel. Peki yani bu yani parti olarak mesela aynı zamanda yani Türk dünyası üzerine çalışmalar da yapılıyor değil mi partinizde? Evet, tabii Türk dünyasından sorumlu bir genel başkan yardımcımız var. Türk dünyası meselelerine özel bir önem veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Biz Türkiye'nin ve Türk dünyasının 21. yüzyılda büyük bir çıkış yapmakta olduğunu her şeye rağmen, bütün engellemelere, bütün sıkıntılara rağmen görüyoruz. Ve Türkiye'nin içinde olduğu sıkıntıları da aşacağız. Türk dünyasının bütünleşmesi süreci de 21. yüzyıl boyunca devam edecek inancındayız. Peki nasıl bir Türk dünyası modeliniz var, modeli var aklınızda? Yani çünkü biliyorsunuz yani hani Türk dünyası modelleri yani size söylemeye gerek yok. Biraz herkese göre kendi bir şeyi var. Öncelikle bütün Türk dünyası ülkelerinin ekonomik kalkınma, demokratik ilerleme, milli birliğini, bütünlüğünü sağlama ve dış tehditlere karşı kendisini savunma konusunda yeterli olması gerektiğine inanıyoruz. Ve bu amaçla da Türk dünyasında büyük bir dayanışma olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında bu konudaki ortak çalışmalar ilerledi, daha da ilerlemesi gerekiyor. Azerbaycan'ın Türkiye'de çok büyük yatırımları var. Türkiye ile Azerbaycan arasında basın yayın iletişim konusunda büyük gelişmeler kaydedildi. Türkiye'nin gündemi Azerbaycan'ın gündemi, Azerbaycan'ın gündemi Türkiye'nin gündemi. Askeri alanda işbirliklerimiz bir zafer kazanma noktasına kadar ilerledi. Ancak biz bu işbirliğin içine Türkistan'ın da girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mesela hükümet bugün Afrika'da toprak kiralayıp tarım yapıyor. Yani neden biz Kazakistan'da toprak kiralamıyoruz? Neden Özbekistan'da toprak kiralamıyoruz aslında? Burada birlikte, bu alanda birlikte çalışmalar yapmalıyız ve yapacağız da, bunların planlamasını da yapıyoruz. Ekonomik işbirliğini geliştirmeliyiz. Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da, Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye'de ve hepsinin tekrar diğer Türk ülkelerinde çok daha rahat girip kalıp çalışma şartlarını oluşturmamız gerekiyor. Yani bir ortak Türk iş piyasası oluşturmalıyız. Hı hı.
Bizde olan bazı şeyler Özbekistan'da yok, Özbekistan'da olan Azerbaycan'da yok veya tam tersi. Özetle birbirimizin eksikliklerini tamamlamalıyız. Ortak üniversite girişimlerimiz hızlanmalı ve güçlenmeli inancındayım. Bunun için mesela Bakü çok ideal bir konumda. Bakü'de bütün Türk dünyasının ortak bir üniversitesini ama dünyadaki en önde gelen üniversiteler arasındaki bir üniversiteyi oluşturabilirsek bu Türk dünyasının geleceği için müthiş bir birleşme noktası olacaktır. Düşünün orada Türk dünyasının her yerinden gelen insanlar Boğaziçi Üniversitesi gibi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi veya işte Münih Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversiteler arasında bunlar. Belki onları da geçecek bir yatırımla müthiş bir şey yapacaktır, katkı yapacaktır Türk dünyasının 21. yüzyıldaki gelişmesine. Bu ve benzeri projelerimiz var. Bir de biz partiyi kurarken biliyorsunuz Türkistan'da Yesevi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin dergahında ve türbesinde ziyaret ederek başladık. Ve daha sonra da eskiden değişik Türk ülkelerinin veya Türk dünyasının işte Irak gibi, Balkanlar gibi değişik boylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mensuplarını da partimize aldık. Yani biz partimizi bir Türk dünyası partisi gibi kurduk aslında. Onun için Türk dünyasının meselelerine özellikle hassasiyetimiz var. Peki yönetimde var mı yani Türk dünyasında? Tabii tabii var. Gene İdare Kurulu'nda arkadaşlarımız var. Kurucular Kurulu'nda arkadaşlarımız var. Ne güzel. Peki yani Güney Azerbaycan konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani parti olarak gerek mesela şahsınız olarak yani nasıl? Biz İran'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ancak İran Türklerinin de haklarının verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İran'ın Azerbaycan'da ilişkilerini düzeltmesi gerektiği ve Ermenistan'da ilişkilerini kesmesi gerektiğine inanıyoruz. Böyle bir tavır aslında İran'ın lehine, fakat İran'daki Fars ırkçılığı lobisi meselelere çok dar bir bakışla bakıyor ve böyle bir olumlu atmosferinde aleyhine çalışıyor. Bu kendilerine zarar veriyor. Ben işte tam da o noktaya getirecektim. Yani mesela şu an biliyorsunuz yani bir İran'la bir özellikle bu Karabağ zaferinden sonra bir yani aslında Azerbaycan'dan kaynaklanmayan bir şey var, gerilim var. Yani bunun çözümü nasıl bir şekilde sizce? Şimdi bakın İran evet Azerbaycan'ın Ermenistan'da kazandığı zaferden çok rahatsız oldu ve bugünlerde Türkiye'de İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik bazı eylemlerde bulunacağı ifade edildi. Size şu kadarını söyleyeyim. İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik buradaki eylemleri ve Türkiye'nin bu eylemleri durdurucu operasyonlar başlatarak sonuçlandırması Azerbaycan-Ermenistan ilişkileriyle yakına ilgilidir. Yani birebir ilişkilidir. Birebir ilişkilidir. Peki yani bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Bilgiye dayanarak. Bilgiye dayanarak söylüyorsunuz. Yani bundan mesela diyelim ki özellikle din kullanılıyor. Yani İran tarafından din kullanılıyor Azerbaycan'da maalesef. Yani bunun karşılığı olarak mesela diyelim ki hani Türkiye'den... Azerbaycan'a yönelik İran faaliyetlerinde, psikolojik operasyonlarında Şii taassubunun kullanılmaya çalıştığını biliyoruz. İran, Azerbaycan'da hangi bölgede etkili olduğunu da gayet iyi biliyorum. Orayı da ziyaret ettim ayrıca. Ama yani Mollalar şunu anlamadılar ki İran'da dini kullanmanın artık bir etkisi yok. Savaşı kaybettiler. Bakın savaşı, psikolojik savaşı, ideolojik savaşı kaybettiler. Ve onun için düzenlemeyi, tanzimi tekrar düşünmek zorundalar. Bunun kuzeyde etkili olmasının hiç mümkün olmadığını anlamaları lazım. Güneyde etkili olmayan bu, bırakın Tahran'da etkili olmayan, Fars bölgelerinde etkili olmayan bu politikalardan artık vazgeçilmesi gerekiyor.
Peki Zengezur konusunda ne düşünüyorsunuz, koridor konusunda? İnşallah hayırlı gelişmeler duyarız. İnşallah. Yani şöyle söyleyeyim, yani özellikle şimdi bu konu direkt yani Türkiye-Azerbaycan'ı da ilgilendiriyor. Türkiye Tabii. ve Azerbaycan'ı da ilgilendiriyor. Çünkü yani konseptüel açıdan baktığımız zaman aynı zamanda bir tane daha sınırımız açılabilir. Yani şey üzerinden, Kars üzerinden. Ve İnşallah hayırlı gelişmeler olur umudu içerisindeyiz. Biz de takipçisiyiz ve gerçekleşmesi için elimizden geleni yaparız. Ne güzel. Peki. Teşekkür ediyorum. Ne demek.